Konuklarımızı çağıracağım şimdi. Sevgili Atakan ve Jülide'ye kocaman bir alkış rica ediyorum arkadaşlar. Merhaba. Gelin bakalım hobbitler. Gel bakalım aslan. Bu kadın benim üçte birim şu an. Bilmiyorum aranızda rasyonel kesirlere hakim var mı ama 1/3 böyle bir şey yani. Hoş geldin 67 santim. Selamlar. Hanımlar beyler, ilişki testi yeni bölümüyle başlıyor alkışlarla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel. 4,5 yıllık bir ilişki. Evet. Atakan ve Jülide ile birlikteyiz. Evet. Meslekler ne? İnşaat teknikeriyim. Harikulade baba. Ben tasarımcıyım ama. Tasarımcı. Reklam ajansında. Reklam ajansı. Yaşlar kaç? 24. 26. Ay küçüksünüz daha. Hay dünya güzelleri. Tanıştığınız an? Denizde tanıştık. Denizde mi? Yani evet. Sahil kenarında voleybol oynarken. Voleybol oynarken tanıştık. Kendisi geldi ama. Oynayabilir miyiz diye gittim yani. Oynayabilir miyiz? Evet. Biz de oynayabiliriz. Ben şimdi çok kısa olduğum için biraz kıyıda oynarsak çok sevinirim yani. Öbür türlü gup 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 ben nefes alamıyorum. Balık da olmadığım için ölürüm. Siz şimdi kim kim oynuyordunuz denizde voleybolda geldi? Deniz kenarında bir kasabada yaşıyorduk o sırada. Neresi abi? Tatili, Balıkesir Akçay. Ne güzel. Aa, çok güzel bir yerdir. Evet. İşte deniz kenarında voleybol oynuyor. Normalde ritüeldir. Herkes fazlasıyla oynuyor. Çok kalabalık. Akşam saatleri iki arkadaşımla yani bir arkadaşım ve ben ikimiz güzel oynuyoruz diye. Yani kimseyle oynamayalım. Biz oynayalım dedik. Bir iki kişi geldi. Saçma bir ego yaptık. Kimse vuramıyor abi. Bu ne ya? Hayır. Voleybol bizim işimiz abi. Sütlesinler gitsinler. Oynamayalım kimseyle. Yani kalabalık oğlum, olunca açık. Ama yani sosyal olun yani. Kalabalık olunca top abi, gelmiyor diyor çocuk gibi. Abi 6 kişiyiz top gelmiyor ya. O onu atıyor ona geri atıyor. Bunlar flörtleşiyor orada. Siz neyse, iki adamsınız. Evet ikimiz oynamaya başladık. Sonra işte Jülide geldi arkadaşıyla. Biz de oynayabilir miyiz falan deyince. Kız mıydı arkadaşın? Kızdı. Ne oldu sizin deminki kriterlerinize? İki tane kız gelince abi niye oynayalım ya ne gerek var? Yo öncesinde zaten bir iki reddettik ama işte Jülide'yi görünce... Reddettiler mi? Olmadı. Evet ettiler. Yok dediler. Evet. Bir daha sorduk. Onlar da artık pes ettiler yani. İyi tamam dediler. Başladık oynamaya. Hiç böyle anlamsız bir tanışma duymamıştım gerçekten. Sonra voleybol oynadınız. İki kız iki erkek. Evet. Sen evet. Onu atıyorsun sürekli. Yani doğal olarak öyle herkes mi? Yürüdüğüne tabii. Evet. Oğlum böyle bir yürüme şekli mi var? Herkes sevdiğini atıyor. Bak başkasını atarsa sıçarım ha. Ben seni açacağım sen bana geri atacaksın tamam mı? Yanlış top atanlar arasında kavga falan bunları yaşadık abi ya. Mesela şimdi 4 kişisiniz ya. Sen onu attın. Evet. O da diyelim sana yürüyor. O da sana attı. Ben de üçüncüyüm. Ne yapayım ben orada bekliyorum. O sana sen ona o sana ben oynayacağım. Bana niye top atılmıyor? Biz de bir çiftiz diyelim. Bize o zaman ikinci bir top almamız lazım. Sekerse falan. Sekerse diyorum lan ya bak. Ben de sekenlerle oyna kendi voleybolu. Peki o gün başladı mı ilişki? Başlamadı. Ne oldu o gün? O gün oynadık. Akşamına sözleştik. Nereye gittiniz? Ekildim ve başka bir yerde gördüm. İşim var dedi. Bir kulüpten çıkarken gördüm. Hocam bu çok böyle sanki fuhuşa karışmışım da yakalanmışım gibi. O kadar dertlenme buna yani. Kulüpten çıkıyordum yakaladı ya. Tamam abi ne olacak? Kulüpten çıkıyordu. Evet. Ondan sonra zaten böyle arkadaş grubu şeklinde görüşmeye başladık. Sen cool'u mu oynadın hocam ilk günler? Ya abi şöyle ilk tanıştığım zaman gerçekten hiç sevmemiştim. Çünkü hani deniz kenarındayız düşün. Yani biri boğuluyor olsa, bu da yardım çağıracak olsa adam kesin ölürdü. Çünkü sürekli böyle Atakan ne yapıyorsun? Hani böyle tam İstanbul ergeni gibi ilk haller. Çok şey hoşuma gitmemişti. Yazlık yer olduğu için biz de böyle... İstanbul terimle... Ergeni. Yeni dizi adı gibi. İstanbul Ergeni. Fikret Kuşkan. Yani öyle biraz itici geldi ama hani sonra zamanla kaynaştık. Sonraki sene daha iyiydi falan. Ben orada kışlıkçıydım, o yazlıkçıydı. Sürekli yazın gelip gidiyordu. İlk yıllar tabii. Sadece yazları ilişkiniz vardı. Evet. Yoktu ilişkiniz. Yoktu. 4,5'un öncesini mi konuşuyoruz evet, şu an? Evet. Ha tamam. Evet. 4,5'ün öncesi kaç sene? Yani 4,5-5. 5 senesi var. Oo, tanışalı 10 sene. Evet. Bu kız top oynayalım mı dediğinde 14 yaşındaymış. Evet. İşte oğlum onun top çağları zaten yani. Biz de deminden beri aşk dinliyoruz normal. Ben kabul etmeyince burnunu karıştırmaya başladı abi. Ben de zaten altıma işemişim o yaşlardayım şu an. Ben de ergenim. Her şeye yürüyorum.
Büyümesini bekledim işte. Yani. Deseniz abi de saçmaymış sen 16'sına 14 bu ne ya? Aşağı yukarı. Hay Allah. En fazla voleybol olur tabii o zaten. Senin klapta ne işin var? Suç bu hangi klap? Söyle kapattıralım manyağa bak. 16'sında vodka kola içiyor. İlk el ele tutuştuğunuz o günü anlatsana bana şekerim. Biz çok zor sevgili olduk. Bayağı zor sevgili olduk. Ne demek o? Ben istediğim zaman o istemedi. O istediği zaman ben istemedim. Bu şarkı. Benim beğendiğim beni beğenmez. Beni beğeneni ben beğenmem. Kimindi lan bu şarkı? Kimindi? İsmail YK. Abo. Benim karanlık iç dünyam çıkıyor yavaş yavaş ortaya. Mükemmel şarkı ya. İlk doğum günümde el ele tutuştuk ama. Kaçıncı doğum günün? 6 yaşındayım o zaman. 21. yaş günümde. Tamam. Taksim'e gelmiştik yine. Burada bir yerde oturuyorduk. Orada içtik, eğlendik. Sonra el ele tutuştuk. Ama çok komikti abi ya gerçekten. Fotoğraf çekiyorlar falan. Ben böyle yanaşmaya çalışıyorum. O kaçıyor falan. Ne yapıyorsun? Yani? Sen çünkü yanaşmaya çalıştığın zaman kız çok küçük olduğu için üstüne düşeceğini zannediyordur yani. Onun ayrı da bir derdi var. Hayatta kalma derdi var onun yani. Çünkü doğadaki varlıklar da daha büyük varlıklardan önce korkarlar yani, anladın mı? Dur beni bir ezmesin, ondan sonra iletişim kurarım. O gece aşk sözcüğü edildi mi? Yok. Sevgilim edilmedi. Bir tanem. Yok, edilmedik abi. O konuda çok iyi değiliz abi ya. Hala? Yani ben belki biraz daha ona nispeten daha romantik olabilirim. Evet. Örnek ver bana bir romantizm örneği. Bir konu hakkında bir şey istedim ya da bir şey söyledim. O da yaparım bilirsin dedi. Ben de mesela şey dedim hani peki ben sensiz yapamam onu ne yapacağız falan dedim ama cevap yok falan. Anladım. Hocam bu romantizm değil. Bu çok affedersin siktir boktan bir cümle yani. Kelime esprisi denemişin olmamış. Ha, gibi. Konu ne mesela neyi yapacaktı da? Ya Instagram'da böyle iki kedi işte biri yavrusunu severken böyle değişik bir biçimde yalıyordu falan. Ben de böyle sevesim var seni diye ona göndermiştim. Sen şu an romantizmden gitgide uzaklaşıyoruz yani. Ben seni yalamak istiyorum dediğin kız vay ne romantik demez abi sana yani. Böyle bir dünya yok. Sen meseleyi yanlış anlamışsın. Yok ya. Galiba diyor manyağa bak. Sen romantik misin? Ben çok değilim. Ha. Değilim diyebiliriz. Bu kadar mesela ikinizin de ayı tabiatlı olduğunu düşünürsek en romantik geceniz neydi? Yoktu. Derin bir boşluk. Müthiş bir sessizlik geldi. Evet. Sanırım bir akşam yemek yapmıştı bana bayağı mum ışığında falan güzel. Vay. Ne yemek yapmıştın? Pilav falan et pişirmişti vesaire gibi. Pilav. Yani. Pilav çok sever ama. Evet. Ve ben de hiç hayatımda pilav yapmamıştım. Çok tatlısın. Hiç yapmadım. Onun için yaptım abi. Bunu biraz lütfen takdir edin. Ya ama böyle şeyler onun için çok risk abi mesela. Ben çok açık sözlüyümdür. Hani bir şeyi beğenmediysem bu olmamış direkt hani anında söylerim. Onun için mesela çok sıkıntılı bir durumlar aslında. Biraz... Sen açık sözlü duruyorsun ama. Teşekkürler. Sağ ol. İyi bir şey yaşadın. Abi sen de tam bir götsün. Sen de sağ ol. Şu an birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır. Yok hayır. Aileler biliyor mu? İzleyecekler bunu. Yani kendi taraflarınca biliyorlar evet. Biliyorlar. Yani birbiriyle tanışmışlıkları yok ama. Kendi taraflarınca biliyorlar ne demek? Onun söylediği kadar. O onu biliyor. Bizimkiler beni biliyor. Varız çünkü. Bu yetmez bize yani. Yani o onun anlattığı kadar, ben benim anlattığım kadar. Tamam, ne anlattın sen? Ben sevgilim diye bahsettim. Tamam, sen söyledin misin kızlara? Ben söyledim abi, direkt gelininiz diye söyledim. Kıza da bir sorsaydın oğlum. Direkt söyledim, bilecek abi, ben... o da bilecek, onlar da bilecek. Bir kere yani alnıma yazılmış. Evet. Yani öyle abi işte, söyledim. Annem küçük çaplı bir kalp krizi geçiriyordu falan. Neden? İnanmadı falan. Böyle hadi ya he falan yapıyor. Anne dedim işte yani bu o kız bu falan diye. Sonra yavaş yavaş alıştı tabii. Şimdi biraz kendi içerisinde tutarsız açıklamalar bunlar. Şöyle arka arkaya sıralayalım. Annem küçük çaplı bir kalp krizi geçirdi. Evet. Sonra dedi ki yürüdüğe kadar çapkın mıydın? Biraz. Çapkındı. Öyle mi? Hiçbir eski sevgili tanıyor musun? Tanıyorum. Ne var lan? Tanıyorsun ismen. İsmen. Cismen. Evet. Ha. Senin de arkadaşın mı? Hayır değil. Ha tamam. Tanıyorsun. Tanıyorum. Nasıl sana göre? Soruya bak çok ortalama. Yani muallak bir soru yani. İğrenç. İsim de vermedik bir şey olmaz. Tam bir küçük orospu. Allah Allah. Gerek var abi böyle üstüne gitmeye. İğrenç diyor. Bir de dünya şekeri kız diye çok şey duruyor böyle. Tam bir göt.
İletişim kuruyor mu hala? Hayır. Yani bildiğim kadarıyla hayır. Öyle mi? Evet. Ne kadarlık bir ilişkiydi o? 6-7 ay falan. Tamam. Bir önceki ilişkinde olup sevgili Jülide'de olmayan ne var? Ya açıkçası... Onun bir özelliği illa çünkü 9 özellik burada iyiyse bir özellik de orada iyidir. Hayat böyle. Hı, tamam o zaman yani... Çok güzel! O zaman tamam ben sana neler anlatırım bekle. Madem tam ötekini ben bir yarım saat öveyim de siz görün. Yani daha anlayışlıydı belki. Bilmiyorum Jülide biraz agresif. Oo seyirci bugün şovmen bravo. Oo Mesut Bey buradan yürüyün. Dur oğlum. Daha anlayışlı. Belki yani. Yavaş yavaş tornistan. Aslında kafa kafaya şey yapma. İkisi de aynı anlayışta gibi düşün. Tabii aksi takdirde onun yerine olurdu. Ne diyorsun oğlum? Değişik değişik. Kurtarmaya çalışıyorum ama. Tamam şimdi biraz anlayışsız mı buluyorsun Jülide'yi? Agresif aslında. Nasıl? Yani onun da eyvallahı yoktur. Benim de. Böyle kavgaya başlayınca mesela bazen tartışırız. Geri vites yok yani. Hep düz devam. Ağzından çıkan en sert kelime ona karşı. Yani salak falan herhalde. Şimdi gerçeği söyleyeyim. Ay biz bizeyiz ya. Çok ağır değildir herhalde. Yani... Ne mesela? Söyle de. Adam duymuş söyle. Bakar ne dedin sen söyle. Ama ya, onun şimdi... söyleyeceğini kavga esnasında söylemedim. Ne dedin sen peki? Onca o kelimeyi alalım. Ne dedin? Utandı da söyleyeyim mi abi onun yerine? Yok. Buyur. Her zaman söylersin zaten. Bu kızdan alsak daha güzel yani. Buyur. Schedule. Ben de hata abi. Niye zorluyorsun yani? Sert bir şey geleceği belli ama... Şiveli bir küfür uzun zamandır duymadım yani. Burayı da lütfen yayınla. Şu programda kaçıncı bölüm artık schedule diye bir şey duyduk yani. Ben böyle şey duymak istemiyorum. Ben travma yaşıyorum böyle şeylerde. Vallahi unutamıyorum sonra. Rüyama giriyor. Schedule diye uyanıyorum sonra yani. Canım çok sıkkın. Vallahi şu an tadım kaçtı yani. Keşke şu an kalksak gitsek ya. Peki Şive'ye niye gerek duydun? Trabzonlu. Abi çünkü sıkacağım dersem anlamaz. O anlasın diye. Ya ne saçma cevabım. İyi zorlamışım ya. Sağ ol şekerim valla çok ağzına da yakışıyor. Acık devam et. Başka Karadeniz şivesiyle söylediğin küfür var mı? Yok hayır. Hay Allah'ım. Hocam senin ağzından sert bir şey çıktı mı hiç? Yani çok değil abi aptal salak manyak. İşte en fazla sen salak mısın gibi. Sen daha dikkat ediyorsun. Tabii yani doğal olarak. Doğal olarak ben de cevap verirsem çok sertleşir evet, çünkü. Demin duyduğuma. Gerçekten öyle oluyor. Biraz agresifiz karşılıklı olarak. Hani kavga çok bir mesela hani normal bir barışma sürecinde bile çok olamıyoruz. Bizim barışmalarımız bile kavga devam ederken oluyor mesela. Hani ben diyorum ki çok sinirliyiz. Tamam bir hani bir yarım saat bir saat konuşmayalım falan. Yok kavga devam. Böyle kavga devam ederken bir anda demek beni seviyorsun o zaman. Ya seviyorum ha kalpler öpücükler falan derken öyle barışıyoruz. Peki sikeceğim bu kavganın neresi? Ben sinirlenince biraz şiveli konuşmaya başlıyorum. Bambaşka bir çift bulduk. Oğlum bu bir hastalık olabilir yani. Evlilik konuşuluyor mu? Ara ara. Yani. Oğlum taze fasulye seviyor musunuz diye sormadım yani. Ara ara abi olunca yiyoruz olmayınca aramıyoruz yani. Yani sürekli... Kim konuşuyor daha çok? Mesela şu an ben... hanginiz daha evliliğe daha yakın ve... Şu an bence o aslında. Adam böyle yaparken kız da o diyor. Eskiden bendim ama şu an bence o. Yani biraz zor ikna oldum ama evet. Oldum. Şimdi ben ikna olunca o böyle hani kaçan kovalanır misali ben de çok sinirleniyorum böyle durumlarda. Ben istiyorum falan o ya işte bakarız falan yapıyor. Ama o da vaktiyle çok istemiş. Sen yapmışsın aynısını. Evet, azıcık bekle aga. Bekliyorum ben de. Tabii. Şimdi. Tabii eşek gibi bekleyeceksin abi. Aferin kız süründür azıcık. Vallahi en son git başkasıyla evlen. İlişki testi yapana bak. Git başka bir Trabzonlu bul. Bir sor önce bir sikeceğim de bakalım ne olacak. Mesela çok merak ederim o anları ben. Bir sürü evli de var aramızda. Sevgili olan da var. Bu evlilik konusunu açan nasıl açıyor? Ya bu dam diye söyleniyor mu yoksa konu mu oraya geliyor?
söyleniyor bence dam diye. Yani ben söyledim zaman. Ne dedin mesela dam diye? Ne zaman diye sormuşumdur. Ne zaman evleneceğiz? Evet. O ne dedi? Hayırlısı. Hayırlısı. Aynen öyle. Şimdi hayırlısı. Sen sordun mu ona? Yani daha açık ve net sormadım açıkçası çünkü sorunca biraz böyle bazen ciddiye alıyor. Hani hani şöyle. Hocam sence de hayır, haklılık payı yok mu yani? Şey, var tabii ki de. Abi evlenir misin dedim ciddiye almış. Böyle saçma şey olmaz. Hayır, ben sana onu onun için mi dedim yani? Açıklamama izin ver abi lütfen. Vermeyeceğim. Eğer ben. Programda demokrasi var demedik. Evet. Bana da sinirlendi. Ve arkadaş işte genelde zaten hep arkadaş zorlamasıyla falan oluyor. Arkadaş meclisinde ya hadi sıra sizde ne zaman falan diye soruyorlar. İşte o gibi durumlarda işte evlenecek misin benimle falan diyorum. Ciddiye alayım mı falan diye böyle bana bir bakışı var. Dur diyorum alma tamam bari falan. Hani orada etsem onu evlenme teklifi olarak kabul edecek bir asla şey vardı. Asla. Asla. Aferin şekerim. Etme bir azıcık sürünsün. Ben sana bulacağım birini. Yalnız kaldığınızda aşk sözcükleri söylüyor musunuz birbirinize? Yani. Mesela ne çıktı ağzından en güzel onunla ilgili? Sevgili. Canım sevgili en fazla herhalde. Değişik. Senin? Kuşum falan. Seninki güzelmiş şeker. Gel. Kusura bakma kalbini kırdık. Kuşum olacağına yani. Kuşun mu senin? Yani ara ara. Yani o da kullandığım arada kullandığım kelimelerden. Serçe. Serçe mi? İyi gene. Sen de onun kel aynasın. Hop. Uzun saçlarımla şov yapıyorum şu an. biraz erken dökülmüş 26 için. Abi, ırsi evet, mi? Irsi. Maalesef. Memnunsun ama öyle görünüyor. Ya bir sıkıntım yok. Alıştım. Yani liseye başladığımda dökülmeye başladı. Çok da sorun değil yani. Valla. Yani sadece bayat espri sıkıyor artık sürekli. Ya. Burayı teaser yapacağız. Senin bana bu laf soktuğun yeri teaser yapacağız. En son programın sonunda da siktir gitmeyeceğim ben. Hayır. Onun da sonunda yok abi yok. Eyvallah. Haklısın yani. Kelaynek bayağı basit bir espri. Yok yok. Ama dikkat etsen ısrarla gülünüyor. Evet, yine önemli değil. Var. Yine mesele değil. Canım kelaynak yine mesele değil yani. Aile evlerde yaşıyorsunuz. Ailelerle mi yaşıyorsunuz? Ben ailemle yaşıyorum. Sen? Ben tek yaşıyorum. Hah tamam. Rahatlamış. Tesis var. Oh ya. Senin evinde ama bir dönem kalmışlığınız olmuştur tabii. Yani gün olarak uzun bir süre değil ama. Öyle mi öyle mesela 10 gün, 20 gün? Yok. Ha okey. Mesela aynı evi paylaşırken ilerleyen zamanlar için zorlanabileceğinizi öngördünüz mü? Müthiş sordum ha. O kadar çok aynı evin içinde kalmadık aslında ya. Aynı evin içinde çok vakit geçirmedik yani. Niye o? Ya. Mesela bir pazar sabahı ona gidip akşamına kadar geçirmediniz mi? Yani çok olmadı. Onun yerine dışarı çıkmak daha mantıklı. Eve kapatmayalım kendimizi dışarıda gezelim falan. Ha. Daha çok tercih edelim. Bütün ezberlerim bozuldu şu an yani. 37 yaşıma kadar eve gel, eve gel diyen insan olarak. Birlikte gezdiniz mi hiç? Başka bir şehir, başka bir ülke. Yani çok dışarıya değil de işte Akçay'a falan. Akçay'a. Akçay'a. Tatile gittiniz mi? Evet. Yine Akçay'a. Evet. Öyle ufak tatiller falan. Onun dışında olmadı hiç. Yok, yok olmadı. Ha, anladım. Yolculuk yaptınız mı? Akçay'a. Bütün yollar Akçay'a çıkıyor. Vallahi canım çıkıyor şu an. Ne olursa vektörel olarak Akçay'da Akçay. Akçay'da Akçay. Bu nedir ya? Sizin gibi çift arkadaşlarınız var mı? Var. Onların ilişkisine bakınca kendi ilişkiniz hakkında ne diyorsunuz? Maşallah diyoruz ama. Vallahi. Ne var mesela etrafta isim vermeden? Ya. Onlar daha böyle hep beraber biz ayrı ayrı da plan yapabiliyoruz mesela. Vallahi. Senin onun gelmediğin bir arkadaş grubun var o zaman? Var. Yani kıskançlığı merak ediyorum. Var fazla. Var mı sende? Ben kıskancım da. Soruyor musun? Neredesin? Ne yaptın? Tabii bolca. Ha? Darlıyor mu? Yani çok değil. Darlama olarak değil de işte daha çok ne yaptın ne ettin ha ha hadi eve dön yeter artık falan gibi. Şakayla karışık. Sen onu darlar mısın? Darlarım. Kıskançsındır. Kıskancımdır abi. Öyle mi? Onunki daha şiddetli olur. Misal? Yani işte dost meclisindeyiz, oturuyoruz, arar. Hani hayatımı kapatalım mı? Hayır. İyi tamam o zaman falan. Hani millet konuşuyor, ben susup böyle telefonda uzaklara bakıyorum, insanlara bakıyorum. Onlar konuşuyorlar. Hayatım ne yapıyorsun? Yatıyorum. Ne iyi, güzel, tamam. Kapatalım mı? Hayır. Tamam, peki. Tamam, böyle. Biraz hani... Yani adam dinliyor. Başkalarıyla vakit geçirirken telefonda kalarak onu mahpusta tutuyorsun şu an.
Niye yapıyorsun bunu? Ya aslında eskiden yapıyordum. Evet, şu anda yapmıyorum. Öyle düşünüyorum. Sen bu şirin ses tonunla beni kandırabileceğini düşünüyorsan babaannemi de vurdum. Hamile var mı aramızda? Var mı? Ay ne güzel. Kaç aylık? 5. Belli olmuştur kız erkek. Hoş geldin Şiveli. Sen seversin. Nereden köken? Hepimizin bildiği. Rahat ol. Hocam nerede tanıştınız? Hangisi de aslanım bize takılak. İspanyolca öğreniyordum. Orada pratik yaparken tanıştık. Sen nerelisin? Adana. Oğlum senin şiven nereden geliyor? Hadi kız Kolombiyalı. Seni de anlayamıyoruz. Adana diyor. Ne güzel. Yazıştınız. Nerede buluştunuz ilk? Ben gittim 2 defa. Aa gittin. Merak ettin gittin. Aynen. Sonra? Sonra orada tanıştık. İyi oldu. Geldi. İkinciden sonra geldi. O geldi ikinciden evet. Sonra. Kız istemeye gittin mi? Ya orada isteme diye bir kültür yok. İyi lan. İyi valla. Güzel. Dur şimdi. Bunları hiç konuşmamışız gibi baştan soracağım ben sana. Ama aynı doğallıkta. Zaten Kolombiya mecbur. Kelime aslında sadece o kadar. Aynılarını söyleyecek. O tamam. Hanımlar beyler. İlişki testi tüm hızıyla sürüyor. Sana şunu söyleyeyim, müthiş insan biriktirdik. Harikulade insanlar geliyor. Buraya sadece çift olarak gelmek zorunda değilsiniz. Köpeğinle, kedinle, eğer ki onlara da bilet alıyorsan rahatlıkla gelebilirsin. Hiç bizim için. 8 tane tavukla gel, 9 tane bilet al, ben tamamım. Şuraya el öne oturun. Ben tamamım. Şöyle bir düşündüm de. Aramızda Kolombiyalı var mı? Ne var ya? Hayır belki istikamlel vuku. Şu an aklıma geldi yani. Kolombiyalı var mı göreyim? Vallahi var. Bir kişi bulduk. Mikrofon sizde mi? Hayda. Vallahi iyi denk gelmiş ha. O kadar insan içinde mikro. Biz çünkü mikrofonu gezdiririz. Böyle birinde durur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolombiya'dansınız. Evet. Kız da anlayamıyor. Konuştuk ya oğlum bunları. Kız tabii oralarda dolandırıcılık da yok. Ben sana söyleyeyim yani. Hamilesiniz galiba. Evet. Ulan çok güzel oluyor ya. Şöyle bir baktım 5 aylık. Nerede tanıştınız? İnternet sitesi olsa gerek. Öyle mi? Evet. İstedin mi kızı gidip? Yok orada kız isteme yok. Zamanla kırılma yaptık. Her şeyi ikinciye konuşuyoruz. Kimse de bozmuyor. Sıçan böyle kitleye gerçekten. Hanımlar beyler, ilişki testi tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Jülide ve sevgili Ahmet. Doğru mu? Atakan. Atakan, hayda. Niye böyle oluyor acaba? Her benim en temel şey, adlarını unutuyorum. Hay Allah. Sevgili Atakan ve sevgili Jülide ile beraberiz şu an. Sadece burayı alalım. Hanımlar beyler, Atakan. Atakan şöyle bir tipine baktım da sen sanki kız meslek lisesinde okumuşsun gibi. Var mı aramızda kıskanılmayı seven? Hoş geldin. Merhaba abi, hoş bulduk. Kıskanılmak ister misin? Tabii, her zaman. Azıcık da olsa. Her zaman. Hiç seni kıskandı mı? Fazlasıyla. En yani, son ne oldu? Yani eski arkadaşlarım liseden, ben söylemesi ayıptır, kız meslek mezunuyum. Yani hiç böyle saçma şey söylediniz mi? Söylemesi ayıptır abi. Yani 85 kız, ben tek. Doğru mu? Ha hocam? Doğru abi. Hayda! Yine bildim. Vallahi mi? Yani kaç kız kaç erkektiniz sınıfta? Nüfus 27, genel sınıf biz 8 erkektik. Ha, 19'a 8 aslında. Evet. Çok da öyle yani. Yani. Ben de süper lise mezunuyum Bursa'dan. O da yani biraz daha kız fazlaydı bizde de. Yani şöyle, benim başladığım dönemde karma lise oldu. Benim de işte grafik tasarım bölümü sadece orada olduğu için mecburen o tarafa gitmek zorunda. Nasıl bir şey abi? Hakikaten soruyorum. Ya güzel abi yani. Sınıftan sevgilin oldu mu? Oldu.
Birden fazla oldu mu? Olmadı. Ha, bir kişi oldu. Evet. Peki oluyor muydu öyle şeyler? Oluyordu abi. Yani okul zaten standart bir lise ortamıydı. Yani okulda hep çok kızsal terimlere çok maruz kalıyordunuz. Misal? Yani. Ya şey, bayağı saçımı düzleştiriciyle düzleştirmişliğim vardı. O zaman varken, inanmazsın. Vallahi inanmadı, kusura bakma. Yani senin saçına da düzleştirici. Bayağı. İki tel var, düzelmiyor ya. Biri hep böyle bu tarafa, öbürü bu tarafa. Derde bak, evet. Yani o tarz şeyler abi. Genelde işte ojeler, mojeler, markalar, flormarlar, cartlar, curtlar. Ha, biliyorsun, hakimsin. O zaman da, şimdi artık çok şey yapmıyorum. O zamandan görüştüğün arkadaşın var mı? İşte kalmadı artık çok. Kız hepsiyle arayı mı bozdun? Hayır. Yani o çok bir şey yapmadı. Bana yaptı. Normal zamanda görüşebileceği, kahve içebileceği, yalnız buluşabileceği bir kadın arkadaşı olamaz mı? Olabilir. Var mı? Var. Var. Ha, tamam. İşte. Bir sorunumuz yok mu şu an yani? Boş boşuna sormuşuz bu soruları. Beyefendi, dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil. Fiziken. Saçını geç. Tamam. Çünkü o zaten görünen köy. Abi böyle bayat şakalar yapılacaksa... Unutmayız aslanım, bizim de bir tecrübemiz var. Sıçacağım ben senin ağzına. Şimdi... Keşke iyi bir insan olabilsem. Şimdi daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Burnu. Ha yoo, ne var burnunda? Başka bir yeri. Bir ama... Trabzonlu için gayet evet, de. Evet, düzgün ama. Evet, çok düzgün. Dön bakayım hem şöyle. Çok güzel gayet. Evet, küçük. Küçük. Ya hayır yani, güzel ama yani değiştirmek istesem burnu. Başka bir yeri. Ne yapacaksın burnuna? Estetik. Estetik. Evet. Onu anladık oğlum, elinle düzeltmedik. Oyun hamuru değil mi adam? Tabii ki yani. Acık böyle. Her gün yaparsam. Yamuk birazcık yani, buradan bakınca yamuk. Kemiği mi aldıracağım? Yani birazcık yamuk düzeltilebilir. Birazcık da şöyle. Yap yap. 10 dakika bekleyelim. Bakalım düzeliyor mu? Vallahi bir 10 dakika sen dokar. Hep beraber bekleyelim. Şimdi mesela benim burnumu da görüyorsun oradan. Nasıl? Böyle bir kurtarılamaz. Vallahi bak. Öyle mi? Hayır. Kurtarılabilir. Estetik. Öyle bir imkan var. Estetik diye bir şey var. Git. Nasıl yani? Şöyle bir baksan mesela burnuma, 10 üzerinden kaç veriyorsun? Çok açık ol. 3. 3 mü? O da insan olduğun için. Yoksa böyle burun 0 yani onu. Ama bana hep böyle karakteristik deyip filan. Demek ki yalan söylediler yıllardır. Benim de burnum estetik bu arada. Aa. Ha. Benden beter miydi burnun? Hayır. Hak ettim. Az. Hak ettim. Para pul işleri. Kimde durur para? İkimizinki de. Ha, aynı. Hesapları kim öder? Oo, o da, ben. Yani çok şey, en kolay da kim çıkartıyorsa o an. Çocuk tatlı. Sen daha kolay değilsin şu an. Senin daha kolay bak. Elini koy. Küçücük elin var. Küçücük elin var. Bak. Yarım saniye sürdü. Bana bak. Aramızda da esprisi dönüyor mesela. Seninki daha kolay, çıkarsana diyorum. O sıra elini cebime atıp benim cüzdanımı evet kolay falan deyip çıkartıyorum. Ha, ne güzel. Harika. Ya aslında sorunumuz bu yok. Hiç üzerine konuşmadığınız bir şey. Evet evet. Değil mi? Hı-hı. Borç harç. Ne kazandığını bilir misin? Bilirim. Öyle mi? Hı-hı. Sen onun? Bilirim. Ha. Niye? Yani plan mesela yapıyoruz. Bunu sordun mu? Bilirim dediğin nasıl? Tabii ki sordum canım. Yani ne kadar kazanıyorsun bilirim. Hani işte hani bir önceki konuşmada konu, yani evlilik muhabbeti açılıyor mesela. İşte hani bir şeyler yapacağız, planlayacağız ama ne kadar paramız var, bunun için ne kadar olması gerekiyor gibi konuları konuşuyoruz. Ne kadar var? Var biraz. Yani ne lazım da? Çok lazım. O zaman var olan az. Ne oluyor? Gayet güzel. Hepimizin az yani. Var mı çok birikmiş olan? Kenarda 1 milyon lirası olan var mı? Şöyle bir reaksiyon. Ben buna fukara refleksi diyorum yine. Oha oha oha. Senin annenle babanla ilişkin nasıl hocam? İyi, güzel. Yani samimi, sıcak bir ailem var açıkçası. Onlar nerede şu an? Şöyle annemle babam ayrı aslında. Ne güzel, tamam. Annem güzel. Balıkesir Akçay'da, babam Trabzon'da. Aha. Öyle bir, ben buradayım. Sen falan. Burada teksin. Evet. Ha, güzel. Hep görür müsün onları da? Yani işte Akçay'a gittikçe annemi, Trabzon'a gittikçe babamı. Bir kere daha Akçay dersen yemin ediyorum. Burada birkaç kişi de kusacak. Akçay, Akçay.
turist çekmeye çalışıyor abi. Çok saçmaymış. Abi bu program izlenirse yazları Akçay'ın çok güzel olduğunu söylemiş miydim? Tabii, 3 ay. Kış çifti misiniz, yaz çifti mi? Yaz. Öyle mi? Hı-hı. Ha. Nereden anlıyoruz bunu? Ya şöyle onu... Akçay diye bak. Bak vallahi delireceğim artık. Demeyin lan Akçay. Ya bünyesi biraz zayıf. Kışın çok fazla hasta olabiliyor. O ama şimdi zaten survivor bir hayat olduğu için. O normal onu yani. Soğuk ilk vurur ona yani. Bir şekilde vurur. Yere yakın olduğu için çabuk üşüyor. Soğukta. Oğlum ben bunu söylerim. Sen niye coşuyorsun benim yanımda hemen? Yere yakın olduğu için çabuk üşüyor. İlk ona vurur abi. Ayağından geliyor sonuçta soğuk. Marley çeker. Bunu herkes bilir ya. Daha uzun olsaydı dedin mi hiç? Yani çift olarak birbirimize bunu söyledik. İkimiz de uzun olsaydık diye. Senin kaç boy şekerim? 55. 1.55. Yok sadece 55 desene inanırım şu an yani. Az evvel seni benim yanımda gördük çünkü yani. Ya bakalım aslan. 55. O kaç 71 asılacağım ya. Toplam 1.26'lar. Sen kaçsın abi? 1.69. Ana. Sizin çocuk yani. Evet. Kuru yemiş olarak doğma ihtimali var.